Ben de başka bir resim göstermek istiyorum. Hazırsa Çok eğer. çok tatlı ama. Çok şeker. Didem. Didem evet. Bak resmini gösteriyorlar. Maşallah. Yani insanı çok çaresiz bırakan bir resim. Evet, bir kere tatlı. Yani o bebekliğin, senizliğin, tazeliği, o şaşkınlığı. Evet, her şey var. Şimdi geçen sefer biliyorsunuz çok rengarenk bir kuş göstermiştim. Bu batıl akınların anlatmaya başlamadan önce. Şimdi bu canlıya da baktığımda ben tüm kardeşlerim gibi, buradaki tüm kardeşlerim gibi Allah'ın muhteşem sanatını, Rahman ve Rahim isminin ne kadar muhteşem tecelli ettiğini çok yoğun görüyorum. Çok yoğun. Ama yani gördüğü zaman bir insanın iman etmesine yetecek bir delildir bu. Mesela şu ufaklığın sevimliliği. Ya orada çok fazla mucize var. Çeşit çeşit mucizeler var. Bütün yani yapısıyla, donanımıyla birlikte müthiş mucizeler var. Fakat o tatlılık başlı başına onun yaratıldığının delilidir. Daha önce de onu anlatmıştım. Bir insan eğer buna inanamıyorsa ve buradaki mucizeyi göremiyorum diyorsa eğer, orada vicdanı köreltme sorunu vardır. Zaten batıl akımlardaki bu batıl fikirleri, bir şey veriyorlar galiba Ceylan'cığım. Batıl fikirleri insanların genel olarak dalmalarının, genel olarak kafalarının bundan dolayı bulanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de vicdanı köreltecek dallara, konulara kaymalarıdır. Biraz evvel birkaç tanesinden bahsettim. Şimdi bir tanesi de şunu, şöyle bir iddiaları var. Eğer dindar olamazsanız iyi insan olamazsınız diye ortaya çıkar dindar insanlar diyorlar. Dolayısıyla işte dürüst olmanız, vefalı olmanız, işte büyüklere saygı göstermeniz, işte anneyi babayı sevmeniz, bütün bunlar eğer inançlı bir insan değilseniz, ne kadar iyi insan olursanız olun, hiçbir şey ifade etmez bu anlayışa göre diyorlar. Böyle bir iddiayla ortaya çıkıyorlar. Bir kere şu çok önemlidir, şu çok çok önemli bir konudur. Bir insan vicdanına uymuyorsa, Allah'ı sevmiyorsa, imanlı değilse, o insandan da ne bakın, ne vefa olur, ne dürüstlük olur, ne sevgi olur, ne saygı olur. Ki bunu Darwinist toplumlarda genel olarak görürüz. Hep hayvandan gelmiş tesadüfi varlıklar olarak gördükleri için birbirlerine hep nefret doludurlar. Menfaat dünyası bu yüzden oluşur. Vahşi kapitalizm bu yüzden oluşur. Komünizmin o vahşeti bu yüzden oluşur. Darwinist toplumların birbirini kırmaları bu yüzden oluşur. Neden? Çünkü dinsiz, yani dinsiz değil, imansızdırlar. Yani Allah'a iman edemezler, etmezler. Bundan dolayı da Allah böyle bir durum meydana getirir, bir felaket meydana getirir üzerlerinde. Dolayısıyla bir insan eğer annesine imanlı değilse, Allah'ı sevmiyorsa ve annesine, babasına, büyüklerine, insanlarına vefalı görünüyorsa, o sadece menfaati için yapar bunu. Zaten başka bir sebep için yapması diye bir şey söz konusu olmaz. Niye bir insan vefalı olsun? Neden sevgi duysun? Allah'ın yaratmadığını düşünüyorsa, eğer tesadüfi bir varlık olduğunu düşünüyorsa karşısındakinin, nasıl sevgi oluşabilir ki içinde? Nasıl saygı oluşabilir? Nasıl vefa? Dürüstlüğü niye yapsın? Mesela fedakarlığı niye yapsın böyle bir insan? Bencil olmazsa enayi olacağını düşünüyor kendi kafasına göre yani. Tabii çok ki. Normalde Kur'an ahlakına zıt bir yaklaşım ama hem kendisine hem çevresine verdiği bir zarar olmuş oluyor sonucunda. Tabii evet. O fikirle zaten yaşadığı için, o fikirle büyütüldüğü için hayır bu doğru değildir. İmanlı olmayan, Allah'ı sevmeyen toplumlar hiçbir zaman sevgi, saygı ve dürüstlüğü hiçbir zaman yaşayamazlar. Yaşamamışlardır. Bu örnek doğru bir örnek değil. İnsan iyi niyetli olabilir. O zaten vicdanına uyuyordur ve vicdan da onu mutlaka Allah'a inanmayı, iman etmeye götürür onu zaten. İnşallah.